Son zamanlarda Žižek okuyorum ve Žižek üzerinden bir eleştiri yapacak olursak Henry David'e. Henry David aslında burada toplumdan, burada söz konusu olan Henry David'in zengin olduğunu da biliyoruz. Burjuva bireyciliğinin ideolojik tuzağının tipik bir örneği oluyor. Thoreau'nun sözde kendi güven deneyi, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi iradesi ve çalışkanlığıyla bir şeyler başaran, kendi kendini yetiştirmiş insan hakkındaki baskın kültürel mitin doğrulanmasından başka bir şey değil. Ancak bu mitin gizlediği şey, başarının her zaman toplumsal olarak belirlendiği ve bireysellik kavramının tarihsel ve kültürel güçlerinde ürünü olduğu gerçeğidir. Thoreau'nun medeniyetten kaçma ve toprakta yaşama girişimi kapitalizme karşı bir isyan değildir. Onun bir belirtisidir. Bu, burjuva toplumunun materyalizmi ve konforizmi karşısında hayal kırıklığına uğrayan, ancak onun ideolojik pençesinden kurtulamayan küçük bir burjuva entelektüelinin fantezisidir. Thoreau'nun sessiz bir çaresizlik yaşamlarını sürdüren insan kitlerine yönelttiği eleştirinin kendisi de romantize dönmüş doğa ve yalnızlık vizyonuyla aşmaya çalıştığı, ancak çaresizliğin bir tezahürüdür. Ancak gerçek şu ki, Thoreau'nun izolasyonu sistemden gerçek bir kaçış değil, kendi kendine özgü fantezilerini şımartabileceği ve varlığını şekillendiren sosyal ve politik gerçekleri görmezden gelebileceği bir hayal dünyasının çekilmesidir. Thoreau'nun insanın bir sanat eseri gibi yaşayabileceği fikri, her şeyin tüketilecek ve zevk alınacak bir meta haline geldiği geç kapitalizm ideolojisini karakterize eden yaşamın estetize edilmesinin tipik bir örneğidir. Ancak bu sahte özgürlük, kültür üretiminin altında yatan yabancılaşma ve sömürüyü gizleyen bir yaratıcılık simülasyonu. Thoreau'nun kişinin hayatını düşünmeye değer hale getirmeye çağrısı, yaşam koşullarının bireyin kontrolü dışındaki toplumsal yapılar tarafından belirlendiği gerçeği görmezden gelen içi boş bir idealizm. Kısacası Thoreau'nun Walden'ı doğaya çekilerek ve kendi bireyselliklerini geliştirerek kapitalizmin çelişkilerinden kaçabileceklerini hayal eden küçük burjuva entelijansının sanrılarının bir anıtıdır. Ancak bu sahte bir vaat, sınıf mücadelesi gerçeğini ve toplumu dönüştürmek için kolektif eylem ihtiyacını gizleyen bir seram. Ne anlattım? Bir şeyi yok. Sadece kendime ve bu zamanki düşüncelerime dair bir not aslında bu YouTube'da kendime bıraktım. Umarım size bir şeyler düşündürebilmişimdir. Düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Vaktinizi ayırdığınız için, dünyadaki en değerli şeyi ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi günler.